Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz yüreğimiz yangın yeriyken yüzümüz güler mi? Bundan bahsedeceğiz, bu konudan bahsedeceğiz. Neden istismara karşı sesimizi çıkarmıyoruz? Neden kendimizi ifade etmekte zorluk çekiyoruz? Neden içimiz yanarken yüzümüz güler bir şekilde karşı tarafa mutluymuş imajı çiziyoruz, iyi hissediyor imajı çiziyoruz? Neden gerektiğinden fazla fedakarlık yapıyoruz, kendimizden ödün veriyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Ama konuya gelmeden önce WhatsApp grubu ile ilgili bilgi aktarmak isterim. WhatsApp grubu hafta içi her gün 1 saat sizin sorularınıza cevap verdiğim bir grup. Gruba katılmak isterseniz Instagram'dan Begüm Saltan Kılıç yazarsanız, oradan benimle iletişime geçerseniz yardımcı olacağım. Ücretli bir gruptur. 60 TL gibi bir cüzi ücreti vardır. Bilginiz olsun. Konumuza gelecek olursak, içimiz yanarken neden yüzümüz güler? Çünkü bu bize öğretilmiştir. Özellikle de yurdum insanına öğretilmiştir. Susmak öğretilmiştir, boyun eğmek öğretilmiştir, kuldan gelene razı olmak, kuldan gelene ses çıkartmamak öğretilmiştir, zalimin zulmüne ses çıkartmamak öğretilmiştir. Narsist annen, baban, kocan, patronun, sevgilin, her kimse ona karşı çaresiz boyun eğmek öğretilmiştir. Kaderine razı gelmek öğretilmiştir ki aslında dini inancımızda kader ile iman vardır. Ama kadere inanç bu noktada şu şekilde olmalıdır. Hiçbir şey yapmadan başıma ne geliyorsa kabullenmek değil. Eğer kötü giden bir şeyler varsa bununla başa çıkmak gerekir. Bununla mücadele etmek gerekir. Elimden gelenin her şeyin en iyisini yaptım ve Rabbime tevekkül ettim demektir kader inancı aslında. Ama maalesef bize kader inancı bu şekilde aşılanmamıştır. Bize ne geliyorsa boynunu eğ, boyun eğ, sus, zalimin zulmüne sus bu öğretilmiştir. Oysa yüreğimizin yangınını söndürecek olan nedir? Kendimi ezdirmeden, kimseyi ezmeden yaşayabilmektir. Kendimi ezdirmemek, kula kulluk etmemek, yaradandan başkasına boyun eğmemektir o yüreğimin yangınını söndürecek olan. Kendimizi, çocuğumuzu, çoluğumuzu zalim bir babaya, zalim bir anneye, zalim bir abiye ezdirmemektir yüreğimin yangınını söndürecek olan. Narsist nedir bilmek, ondan uzak durmak, mesafeli durmaktır. Var olmanın en büyük şans olduğunu ve sorunları çözebilecek kabiliyette ve donanımda yaratıldığımı bilmek, kendime güvenmek ve inanmaktır o içimdeki yangını söndürecek olan. 0 ile 6 yaş arasında anneniz, babanız sizi kim büyüttüyse, o dönemde yaşadığınız olaylar sizinle alakalı, dünyayla alakalı, insanlarla alakalı belirli yargılara varmanızı sağlar. Bu yargılar nelerdir? Boyun eğmem lazım. Terk edilebilirim, ben değersizim, kusurluyum, başarısızım, başarılı olamam, yetersizim, dayanıksızım, tek başıma başa çıkamam, birinin yanımda olması lazım, yalnız kalmak istemiyorum. Bu duygular hep 0 ile 6 yaş döneminde oluşan duygulardır. Ve biz şu anda yetişkin olduğumuz dönemde yine bu duyguların esareti altında kalırız. Çünkü bu duyguların farkındalığına varamayız. Sanki şu anda da bu şartlar ve koşullar varmış gibi beynimiz, bilinçaltımız bizi yanıltır. Aslında şartlar, koşullar değişmiştir. Aslında biz büyümüşüzdür. Aslında biz yeterli donanıma ve tecrübeye artık sahibizdir hayatta kalabilmek için. Tamam, 0 ile 6 yaş döneminde anneme ve babama ihtiyacım vardı. Onlar olmadan yaşayamazdım. Onlar eve ekmek getirmezse belki açtım. Eğer beni bırakırlarsa hayatta kalamazdım. Ama artık şartlar ve koşullar değişti. Artık ben bir yetişkinim. Artık kimsenin bana ekmek, su getirmesine ihtiyacım yok. Artık boyun eğmeye ihtiyacım yok. Artık fikirlerimi özgürce söyleyebilirim. Artık değerli olduğumu sadece
kendimi kanıtlamam yeterli. Kimseye hiçbir şeyi ispat etmek zorunda değilim. Neden kendimi kusurlu hissediyorum? Neden kendimi yetersiz ve değersiz hissediyorum? Acaba gerçekten değer görmedim mi o dönemde? Acaba o dönemde takdir edilmedim mi? Belki annemin babamın kendi arasında problemi, sorunu vardı. Belki farklı bir meşakkati vardı ve benimle yeterince ilgilenmedi. Gerekli ilgiyi ve alakayı onlardan alamadım. Peki şu an içimdeki o yetişkinle bu içimdeki çocuğu doyurabilir miyim? Evet, doyurabilirim. Hepimizin içinde bir ebeveyn taraf, bir yetişkin taraf ve bir de çocuk taraf vardır. Önemli olan yetişkin egosunu dominant hale getirip çocuk egosunu ve ebeveyn egosunu dengede tutabilmektir. Şimdi çocuk egosunda mıyım, ebeveyn egosunda mıyım, yetişkin tarafım dominant mı değil? Bu yüzden mi çıkıyor kargaşalar? Yani eşime ebeveynlik mi yapıyorum acaba? Ya da eşimden ebeveynlik bekliyorum çocuk egosunda mıyım acaba? Hala küçük bir kız çocuğu gibi ya da oğlan çocuğu gibi dudağımı büzüp "Aa, istiyorum istiyorum" mu diyorum? Ya da sürekli benim telefonumu açmayan bir romantik partner var karşımda. 55 kere, 155 kere arayıp cevap alamama rağmen illa açacaksın o telefonu mu diyorum, bir çocuk gibi. Hani anneme babama küçükken ısrar ederim, ısrar ederim, ısrar ederim ve sonunda istediğimi alırım. Yani aynı şeyi yetişkin versiyonumla çocuk egosunda kalarak romantik partnere mi uygulamaya çalışıyorum acaba? Ya da çok fazla eleştiriyorum, çok fazla yapma, etme, işte olay çıkarıyorum, kızıyorum. Çok fazla ebeveyn tarafta mı kaldım acaba? Yetişkin egosuna bir türlü geçiş mi yapamadım? Eğer bu ego durumları ile ilgili bir probleminiz varsa mutlaka ve mutlaka eğer imkan varsa bir profesyonelden destek alınmalı. Eğer imkan yoksa bu konuyla alakalı biraz düşünün. Gerçekten bir yetişkin gibi mi davranıyorsunuz? Gerçekten çocuk egosunda mı kaldınız, çocuk gibi mi davranıyorsunuz? Yani o küçük bir çocuğun terk edilme hissiyatı gibi bir hisse mi kapılıyorsunuz acaba da çok fazla kendinizden fedakarlık ediyorsunuz karşı tarafa? Ya da aman susayım tadımız kaçmasın mı diyorsunuz hakarete ve istismara uğradığınızda? Belki terk edilirim. Terk edilirsem ben ne yaparım? Sanki hani annesini kaybetmiş, ne yapacağını bilmez bir halde panikleyen bir çocuğun paniği mi sarıyor içinizi? Bunları biraz düşünüp analiz etmenizi rica ediyorum sizden. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer faydalı olduğumu düşünüyorsanız lütfen yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşabilsin bu videolar. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Umarım her şey gönlünüzce olsun. En emin olan Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.